Hepiniz selam dostlar, hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Karşınızda yeni bir oyun, yeni yapım ama daha çıkmadı en azından sizin için. Benim için erkenden göndermişler, ben de Akcan'ca bir oyuna bakayım istedim. Oyun adı Heavy Duty Challenge. Zorlu yollarda, zorlu şartlarda, kamyonlarla beraber engebeli arazide birazcık böyle yol yaptığınız, yarıştığınız, zamana karşı yarıştığınız belli bir rotayı hızlı bir sürede ve çok temiz bir şekilde arabaya en az hasar vererek geçmeye çalıştığınız ve bunun için de puanlarla ödüllendirildiğiniz bir oyun. Öyle diyebiliriz. Gerçek hayatta galiba bunun bir spor yok ama Dakar'larda falan kamyonların yarıştığını biliyoruz. Yani bunun Dakar yarışı gibi düşün ama 180-200 bilemedin 300 metrelik etaplardan oluşanını düşünün ama daha zorlu bir engebeli arazilerde olduğunu düşünün. Öyle diyeyim kısacası. Oyuna girmemiz gerekirse direkt başlar başlamaz sizi ufak bir teste tabi tutuyorlar. Direkt arabanın içinde buluyorsunuz kendinizi. Arabayı sürdükten sonra, size temellerini öğrettikten sonra ufak bir kredi veriyor. O krediyle beraber tabii ki de kamyonunuzu geliştirebiliyorsunuz. Ama yeni kamyon nedense almama izin vermiyor. Bakın şu anda benim 5121 kredim var. Bunun fiyatı 4000 diyor, bunun fiyatı 2000. Ve not enough credits diyor. Burada da aynı şekilde not enough credits diyor ve satın alamıyorum. Alıyormuş gibi yapıyor ama alamıyorsun. Ona rağmen anlayamadım yani, o kısmını çözemedim ama çok önemli değil. Size oyunu göstermem için zaten bu 3 aksı şeyler de yetecek bana, kamyonlar. Burada kamyonetler var galiba. 2 aks, 3 aks ve 4 aks diye 3 ayrı kategoride yarışıyorsunuz. Her pist içinde, her etap içinde aslında her birinde o puanları almanızı istiyorlar 3 ayrı araçla beraber. Ama tabii ki de şart mı? Değil. Ama alırsan daha iyi oluyor çünkü İki tür puan var gördüğünüz gibi oyunda. Bir kredi, para ödülü gibi. Bir de 390 XP deneyim puanı gibi. Bir de gördüğünüz gibi altta o deneyim puanını aldığınız bir bar var. Artık diyor ki truck upgrade için okey hazırsın, bir problem yok diyor. Dolmuş var. 390 puanımız var. Burada geliştirebiliyorsunuz. Buradaki şeyler de tamamen işte motorun, vites kutusunun, süspansiyonun ve lastik ve frenlerinin dayanıklılığını arttırıyor. Her biri 250 krediydi. Bastım ben de maksimum şekilde, daha az bir şekilde hasar alsın diye. Çünkü hasar alıyorlar. Çok zorlu yollardasınız. Mecbur sağa sola çarpıyorsunuz. Hasar alıyorsunuz. Sonra da tamir masrafı çıkıyor bu durumda. Şimdi XP dediğimiz o deneyim puanı bakınız sağ tarafta ayrıca verilmiş. Ve burada da 4 ayrı stage bölüm ya da tier kategori diyeyim, artık siz ne diyeyim, basamak şeklinde koymuşlar. İlkinde istersen 300 XP ile ikisinden birini değerlendirebilirsin diyor. Muhtemelen sadece biri veya ikisi de olabilir ama bilmiyorum, denemek istiyor muyum ondan da emin değilim. Deneyebiliriz ama bu 390 puanla beraber. İkinci de bunlar, üçüncü de dördüncü de böyle gidiyor. Ne kadar fazla bir araç sürerseniz o kadar fazla XP deneyim puanı biriktiriyorsunuz. Oradan da devam ediyorsunuz. Easy climb those hills diyor. Lower weight truck. Okay. Sanki hızla daha çok ihtiyacım var. Gel bunu da alalım. Bunu da tekrar alabiliyor muyum bilmiyorum. Belki de oluyor da olabilir tane tane. Ondan sonra gelelim yarışlarımıza. Yarışlarda direkt şöyle bir durum var. Şuradan change derseniz bakın driving school ilk eğitim verdiği test burası. Sonrası da play test, sonrası da burada haritalar var. Daha az gözükmüyor en azından şu aşamada. Bu zaten buradaydı. Bunu seçelim. Buradan stage içinde gördüğünüz gibi farklı bölgeler seçebiliyorsunuz. Poland, Iceland, France gibi. Burada zaten ikisinde yarıştım. France'da yarışmadım. Bir France'da yarışalım, bir görelim. Ben de size oyunu birazcık orada göstermiş olayım. Puanı harcadıktan sonra bakın tekrardan artık dolmaya devam edecek. Galiba her yarış sonrası 90 puanlık bir experience alabiliyorum. Sürdükçe sanki bu deneyim puanı da daha fazla gelmeye başlıyor gibi geldi bana ama bakalım, öğreneceğiz gerisinde. Harita bir yüklensin. Haritalar genel olarak kısa ama zorlu engebeli şartlar var. Aynı anda da gidebileceğiniz iki seçenek falan oluyor belli bir noktasında haritanın. Hep düz bir yoldan gitmiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sağda başka seçenek, solda başka seçenek. Biri daha kolay oluyor, biri daha zor oluyor. Biri yolu uzatıyor kısa, daha kolayken. Zorlu olan daha kısadır falan, tercih yapmanızı istiyor. Çünkü buradaki olay tamamen zamanla alakalı. Ve oyunda şöyle bir sorun var. Birazcık optimizasyon sorunu ama tabii ben kendi bilgisayarımla beraber bunu söylemem ne kadar doğru. Sizin çoğunuzda artık belki benimkinden çok daha iyi ekran kartları olduğu için bir sorun da yaşamayabilirsiniz. Ama Airsoft var işin içinde. Ondan dolayı biraz şüpheliyim. Şöyle arabanın içinde başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yarış kamyonunun içindeyiz. Manda. Kafanızı dışarıya çıkarıp geçerken falan her yere detaylı bir şekilde de bakabiliyorsunuz. Kameraları değiştirebiliyorsunuz. İkiye bastığınızda yan koltuğa geçiyorsunuz. Ama aynı anda da taba basaraktan
böyle kendinizi ya şurada ne vardı ya, ya şurada ne vardı diyebileceğiniz pozisyona sokabiliyorsunuz. 3'e basarsanız direkt şurada ne var pozisyonu değil tabii ki de, orta koltuğa geçiyorsunuz. 1 ana pilot koltuğu, 2 en sağ kapıya da yakın olan pilot koltuğu, 3'üncüde de orta kişinin koltuğu, 4'te bir şey yok. 5 direkt dış kamerayı görebiliyorsunuz böyle. Ama oyun birazcık daha iç kamera için tasarlanmış gibi geliyor. Çünkü ne zaman dışarı geçsem optimizasyonum iyice bir düşüyor. Oyun iyice bir takılmaya başlıyor. Ondan dolayı çok dışarısını sevmedim. Sırf görmek istediğim yerlerde dışarıya çıkıyorum. Sol tarafta powertrain, gearbox, suspension, tires and brakes diye %100'lük her birinin altında puan görüyorsunuz. Onlar da tamamen işte sağlık durumunu gösteren değerler. Ne kadar fazla çarparsanız o kadar hasar alıyor. Hasar olduktan sonra da cebinizden tamir masrafı çıkmak zorunda arkadaşlar. İsterseniz yapmayabilirsiniz ama bu da sizin aracınızın performansını etkiliyor. Ondan sonra zaten sol üstte score puanı var. Gördüğünüz gibi gates passed yazıyor. Orada aslında geçmeniz gereken belli kapılar var. 10 tane kapı var diyor. İkisinin arasından o kapılardan geçtiğinizde 10 kapıyı bitirdiğinizde etapın bittiğini söylüyor. Aslında görece uzun bir etap diye varsayıyorum ben bunu. Sağ tarafta da diferansiyel ayarlar var. Onları C ve BN ile ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz işte şu anda sadece arkalar aktif, ön çok deaktif gibi duruyor. V'ye bastığınızda bütün 3 aksı da aktif ediyorsunuz. B'ye bastığınızda arkalar sabit olsun, arka dörtlü 2 aks diyorsa 2 arka aks, öndeki daha ayrı hareket etsin derken N'ye basınca da bütün hepsini kilitliyorsunuz diferansiyelin. Böyle seçenekler var. Bunları da tabii ki de yol esnasında duruma göre kullanmak zorundasınız. Öbür türlü zaten çok bir işinize yaramazdı ama çok işe yarıyorlar. Öyle söyleyeyim. Kullanmak lazım. Sonra vitesimiz var. Vitesler zaten manuel. Yani shift up, shift down şeklinde, yani iki seçenek var. Başka da bir şey yok. Başlayalım o zaman diyorum. Şöyle bir hızlanalım. Şuradan bir yola alayım. Vitesi arttırır. Taşları, engeller birazcık daha hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Haritayı bilmiyorum. İlk defa girdim ama bakalım ne kadarını geçeriz. Puan sistemi var. Kurallar var. İsterseniz kurallarını da buradan okuyabiliyorsunuz. Escape'e basıp kapı geçtiğinizde 100 puan alıyorsunuz diyor. Eğer kapı esnasında kapı esası breaking bu değil pardon. Kapıyı kırarsanız diyor iki tane o dubayı 40 puan eksiltirim diyor. Dokunursan eksi 8 puan eksiltirim diyor. Ondan sonra track direction'ı döndürürsen farklı yön mü? Farklı yol kullandığında olabilir bu. 3 puan alırım diyor. Yanlış yönden kapıyı geçersen eksi 40 puan falan filan diye gidiyor böyle gördüğünüz gibi. Çok fazla durursan diyor 15 saniye kadar 10 puan da oradan kırarım diyor. Yani oradan kurallarını da inceleyebilirsiniz kısacası. Ya ben niye ceza aldım falan demenize gerek de çok kalmıyor. Çünkü ceza aldığınızda bakın orada 100 puan geldiği gibi orada cezanız da sebebiyle beraber gayet beliriyor açık bir şekilde. Şuradan şöyle gidelim. Dışarıdan da sürebilirim. Dışarısı da böyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Kapılar bunlar. Kırmızı ve yeşili geçince kapıdan geçmiş oluyorsunuz. Bayağı cafcaflıymış bu ortam yalnız. Bundan öncekiler o kadar değil. Bak mesela powertrain'in biraz hasar aldı şu anda. R yapıp bu arada çok takılırsanız baktığınız hiçbir yere gidemiyorsunuz. Şimdi açalım. O zaman şey yapabiliyorsunuz. Reset atabiliyorsunuz kamyonunuza. Bak geri gittim diye. Reverse direction diye oymuş. Geri vitese takarsanız tamam. 3 puan da oradan eksin. Anlamış oldum ben de bak. Yeni aydınlandım. Resetlediğiniz zaman aracınızı birazcık daha uzağa atıyor. Ceza olarak da zaten süreyle yarıştığınız için o uzağa atma size en büyük ceza oluyor. Oo, çok kötü. Hem dönmem lazım hem yokuş tırmanıyorum. Çok tehlikeli bir senaryo. Bakın açıyı tutturamadığım için yine reverse yapacağım ve yine eksi 3 puanımı yiyeceğim. Bayağı içeriye giriyorum. Oyun akıyor. Dışarı çıkıyorum. Ben... Ölümle boğuşuyor oyun. Ama dışarıdan da keyifliymiş ya. Uzaklara falan bakın bak. Balon falan. Diferansiyeli açalım. Burnumu sürttüm. Evet burnumu sürtmüşüm. Araziyi bilmeyince böyle işte. Zaten defalarca oynuyorsunuz. Geri geliyorsun. Daha dik olan yerde. Aa, çok mu durdum ben orada ya? 15 tane kadar durduğumu hiç hatırlamıyorum ama.
Hadi be. Yan çıkamıyor muyum acaba diye sağa doğru kırdım burnumu. Hadi. Aferin sana. Tahtalar aşağı doğru gidiyor herhalde değil mi? Aa, Allah gitti. İşte böyle benim gibi düşmeyin tabii ki de. Çok hasar verdik. Gereksiz yere cebimizden para çıkacak. Bakın misal iki tane yol var. İster soldan git ister sağdan git. Ama her iki yolun da kendine göre problemler var artık. Hangisini tercih ederseniz. Ben merdiven tercih ettim. Ben merdivenle geçeceğim. Kapıyı kırmak istemiyorum. Kırmadım. Okey geçti. Güzel. Erkenden dön. Diferansiyelimde kilitli olmaması güzel. Yoksa yine duvara toslayıp geri vitesi takmak zorunda kalacağız derken yere takıldığım gibi oldu. Aman aman. Bayağı hasar verdim ya. Al işte kırdım. Gitti 40 puan. Harbiden güzel araziymiş. Direksiyon desteği muhtemelen vardır. Denemedim. Buradan sanki erkenden yol almam gerekiyor gibi hissettim. Ha bitiyormuş. Pardon ya. Çok saçmaladım şu anda. Yani son olduğunu unuttum ya. Son olduğunda birazcık daha ilerlemeniz gerekiyor. Hemen geçtim çizgiyi durayım falan demeyin. Vakit kaybediyorsunuz. Orada da zaman devam ediyor gördüğünüz gibi. O yüzden böyle bir etabı geçtik. 800 puan aldım. Deneyim puanı da 100'e çıktı. İyi iyi. Allah bereket versin. 100 puan iyi puan. End event deyip bitirebiliyorsunuz. Ama drive derseniz de yok ben daha iyi yapacağım. Daha iyi puan alacağım. Daha iyi sürede geleceğim dediğinizde drive deyip tercih edebiliyorsunuz. Ama ben end diyeceğim size daha fazla göstermek istediğim için. Ve bitirince de gördüğünüz gibi ne kadar kredi kazandığınız, ne kadar puan kazandığınızı, kaç metre yol kat ettiğiniz gibi gibi basit böyle bilgiler veriyor. Platinum için de almanız gereken oradaki değerler vardı aslında. Onlara bakabilirdik. Ben onları hiç almadım. Onu da açamadım galiba. Start here to enjoy. Niye açamadım? Bütün arabalarla mı görecektim acaba testi ya? Galiba öyle bir durum var. Şimdi hızlıca vakit kaybetmeden gidelim. Yani fazla dönüş istemediğim yerlerde diferansiyeli kilitleyip daha verimli bir şekilde lastikler aynı dönüp daha iyi hızlanıp gitmesini sağlıyorum. Ya da çamurluk gibi yerlerde. Daha iyi dönmesini istediğim yerlerde diferansiyeli açıyorum gördüğünüz gibi. Orada amacım hız değil. Tabii birazcık daha hızlı gidebilirim. Bu araç niye böyle ikinci viteste kaldınız? Vallahi abi dördüncü vitese. Diferansiyel açıkken top speed'e erişmek daha da zor oluyor galiba. Yani yüksek hızlar diferansiyel kapalıyken görünüyor diye hatırlıyorum. Çok gireyim. Hop hop. Çukura düştüm galiba. Çok çok derin değildi ama hadi be yapma. Yapma çıkabiliriz oradan ya. Çukura düştüm. Harbiden düştüm gördüğünüz gibi. Böyle durumlarda işte örnek olarak gösterelim. R'ye bastığımızda daha geriden atıyorsunuz. Keçicik ne yapıyor lan? Daha geriden atarak zaten süre cezası vermiş oluyor bir nevi size. Onu da öyle değerlendirin. Orayı iyice genişten dönmek mantıklı. Defalarca oynaya oynaya her virajı her dönüşü böyle daha iyi şöyle yapsam daha iyi olurmuş diyerek bir sonuç da elde edebilirsiniz. Böyle geçmek çok daha iyiymiş. Hiç lastiği bindirmeden bile geçilebiliyormuş yani. Ben de boşta uğraşıyormuş. Çarpma gitti gate. İşte diferansiyel açıkken birazcık daha böyle sıkıntılar var. Araç çok kolay dönüyor. Burada hem sağdan hem soldan gidilebiliyor. Sol yolu göstereyim size.
Tepeye doğru tırmanıyoruz. Açtık franseri. Yokuşa daha iyi tırmanabiliyor motorda 3'ten 4'ün için. Normalde ilk etapta biraz daha ağırdan gidiyorsunuz burada. Ya, takılma bu kadara, şöyle önümü göreyim. Bu kamera açısı keşke ekstra olsaymış. Tava basılı tutmak zorunda kalmasaymış. Güzel bir açı çünkü bak aşağısını görmen lazım burada. 20 kilometre gördüm ha ilk defa araçtan. Bu kadardır oynuyoruz, 20'yi hiç görmemiştim. Buradan çıkış yok mu? Lan buradaymış finish. Oram finish ayrı, buram finish ayrıymış. Neyse biz bunu bir daha yapalım. Daha iyi puan için. Böyle giriyorsunuz, belli bir ileriye gidiyorsunuz. Sonra zaten kendisi durduruyor. Continue diyeyim. Ondan sonra drive diyeyim çünkü tamir etmek istiyorum. Birazcık hasarım var. Bir de deneyim puanı da verip vermediğinden emin değilim. Haydi bakayım. Hızlıca başlayalım. Al uçağı. Kitle bunu da. Al dördü. Geçtikten sonra açalım. Dön şöyle. Üst puanımız tertemiz aldık. Kitle yine. Sadece önü açık bırakıp arkayı da kilitleyebilirim ama alıştım ben. Sadece toplu kilitli, toplu açılış gibi. Aslında etap çok uzun değil burada gördüğünüz gibi. Buraya geçtikten sonra sola tırmanıp aşağı inip de sola giriyoruz. Bitiyor. Geçtik orayı. Daha ne kadar uzun gider diyorum ananı. Ve kırdım yani orada. Gate'i de kırdım. Çok da beşi peşine düşmemek lazımmış galiba. Ama düzlükte kullanmak lazım. Bakayım 5 aldım. Oo, sağlam hızlandı. Ulan 5 lazımmış be. Al 6'ya. Aboos. Çok acayip hızlanıyormuş bu araç. Ben 20 kilometreyi dedim ya, çok görmüyordum yani. Yavaş yavaş gittiğim için hep. Demek ki böyle hayvan gibi hızlanmak gerekiyor bunlar. Bakın şimdi de 1.29'da geldim. Experience daha az verdi. Belki de şeyden dolayı. Daha kötü olan yerden değil de daha kolay olan yerden geçtiğim için. Belki sola gittim ya yukarı tırmanarak. Öbür yol daha zorlu. Belki ondan dolayıdır. End event diyelim. Daha iyi süre yaptım. Bakın burada diyor ki 1020 puan alırsan platinum almış olursun diyor. 900 puan alırsan gold veririm diyor. Bronze için de tabii ki de bizimki bitirmiş olman yeter diyor. Şimdi bakayım. Points diyor 552. Yani onun için nasıl bir şey yapmak lazım acaba? Hiçbir yere çarpmasam desem yine olur mu ki? Denemek istiyorum ya. Maksimum ne kadar sıkabilirim diye de bir taraftan. Şu anda çok hızlı yaptım. Hiçbir hata yapmadım gördüğünüz gibi. Olabildiğince en fazla puanı 600 puanı aldım. Sürem de aşağı yukarı bir 15 saniye kadar iyileştirdim. Ama yetecek mi bilmiyorum. Yetip yetmeyeceğini hiç de anlayamıyorum. Burada yine upgrade var mı ekstra? Yok. Bu arada bunun puanı arttı ama yine de olmuyor. End event diyeyim. Bakayım. 600'de kalıyormuş. Yani ekstra olması için herhalde süre olarak çok daha iyi gelmek gerekiyor. Ama aslına bakarsan buradakini almışım. Platinum almışım burada. 510 talep ediyormuş burası. Az önce farklı bir yer miydi anlamadım ya. Ya da şu an erken erişim olduğu için saçmalıyor mu oyun? Tekrar Fransa'ya geldim arkadaşlar. Orada yarışıyorum ama şöyle bir yanlış anlaşılma oldu. Ben tabii ki buraya gelmemiştim. Ben bu playtestlerin yani ilk eğitim aşamalarında bari oradaki trofileri platinum yapayım diye girdim. Bir bakayım diye. Ve sonuncu kısmında yani ilk ikisini platinum aldım. Sonuncusuna geldiğimde ise Fransa yattı beni yani. Herhalde Fransa'da geçiyordur diye düşündüm ama öyle bir şey de yokmuş aslında bakarsan. Yani anlayamadım kısacası. Yine mi burası bizi tuttu ya arkadaş? Sal bizi.
hızım da gayet güzel koruyarak geliyordum. Tabi buradaki olay galiba süreyle alakalı değil. Burada önemli olan, çekişi de vereyim, dubalara çarpmamak. Orada ben geri vites almadım. Bir kere verdi cezasını, ikincide niye verdi cezayı anlamadım. Burada lastiklere çekiş vermek çok çok önemli. Üçüne de gördüğünüz gibi çekişi verince altı lastiğe de, ya da aksa diyeyim, hemencik itiş gücü aldık ve bastık gittik. Şimdi burada geçen merdiven tercih etmişti. Bu sefer de buradan gidelim, fark eder mi? Burada gördüğünüz gibi bayağı devasa taşlar var ve bunların arasından geçmemiz lazım derken hiç güzel olmayan bir şey oldu. Durma durma hadi. Burada kaç tane hata yaptık? Yani nereden baksan 100 puan net hatam vardı. Ne almışım merak ediyorum. End event diyeyim. 850 de aslında platinum alınabiliyormuş gördüğünüz gibi. Altın almışım. Yani bir tane daha 2 veya 5 geri vites artı şey, bir tane dubayı kırmamış olsam olacaktı. Evet, kısacası oyun böyle dostlar. Devamı açılmıyor. Neden açılmadığını da bilmiyorum. Belki bug vardır. Çünkü oyunu açıp kapadığımda az önce kamera bug'ı yaşadım. Açıp kapadım, düzeldi. İşte araba alım misal hala olmadı. Yani olsa bunu da test edeceğim. Bak, güya alıyorsun, geçiyor ama sonrası yok. Sonrası gelmiyor yani. Niye ise bilmiyorum. Anlayamadım o kısmını. Bak, araba buraya geçti. Ama upgrade dediğim zaman olmuyor. Şu an bu arabadayız diyelim. Dedim ki ben bu arabadayken hazır sürmek istiyorum. Fransa çok uzun. Sür diyorum ve galiba 3 dingille 3 aksa gidiyorum. Yani param almadan aslında arabayı bana veriyor gibi bir durum var. Sanırsam öyle bir şey var. Aha, hata geldi. Yüklenmedi bile sizde hata değil mi? Şöyle yapsam gözükür mü? Bakın böyle bir hata geldi, evet. Neyse dostlar, bu hatayla beraber videoyu sonlandırayım. Kendinize çok çok iyi bakınız. Bir sonraki bölümlerde artık görüşürüz. Bu oyunu devam ettireceğim. Çıktığında tabii ki de yeni bir şeyler eklendiğinde oynayabiliriz ama o zamana kadar başka oyunlarla idare edeceğiz. Videoyu beğenin, hoşçakalın, bay bay.